Ben çıkıyorum hayatım. Güle güle. Bir şey mi diyecektin? Bugün bir programın var mı diye soracaktım. Ona göre mi program yapacaksın? Ya yok canım ya. Ender Hanım'la görüşecek misiniz diye merak ettim. Evet, görüşeceğiz. Bugün bir araya gelip çocukların ev işini halledeceğiz. Akşama da birlikte yemek yeriz diye düşünmüştüm. İyi olur. Gerginliğinin sebebini anlıyorum Perihan. Ya bir sürü tatsızlık, acı üst üste geldi. Yıprandık. Ama toparlanmaya çalışıyorum ben. Sen de biraz gayret göster lütfen. Beni ne kadar yorduğunu fark etmiyormuş gibi davranma lütfen. Sen de beni kendinden uzaklaştırmaya çalışarak yoruyorsun. İtildiğimi hissediyorum. Lütfen tartışmayalım, olur mu? Tartışsak belki bu gereksiz mesafeye ihtiyaç olmadığını anlayacağız ama biz uzun süredir tartışmıyoruz bile. Bunu fark etmiş olmana çok sevindim. Lütfen daha fazla yüklenme bana. Seni seviyorum ben. Çok seviyorum. Erdoğan burada mı? Evet efendim, Selim Bey'in yanındalar. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın uykucular. Oo, çoktan uyandım ben, sporumu bile yaptım. Evlendikten sonra salacak, Erdoğan söylemişti dersin. Anneciğim çıkıyorum ben. Kahvaltı etmeyecek misin? Toplantıya yetişmemiz lazım. Hani bugününü boşaltmıştın, birlikte ev işini halledecektik. Sonradan katılacak aramıza. Sen kabul ettikten sonra. Ettim. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben de geleyim seninle, şoförümün işi varmış bugün. Erdoğan Bey, şoförünüz geldi, sizi bekliyor. Ha. Süper. Afiyet olsun, görüşürüz. O kadarcık olur mu? Pankek yaptım sizin için, yiyin. Teşekkür ederim, elinize sağlık ama gelinliğimden taşmak istemiyorum. Her sabah çıktığımda o herifin yüzünü görmek zorunda mıyım ben abi? Vallahi ben alıştım artık, sen de alışacaksın. Ne malum kızın peşine o kadını bunun takmadı? Hadi be. Sen dayımla babamdan biliyorsun ama bu da yapmış olabilir. Şunun suratına bak oğlum, sinsi. Sen daha iş yaptım zannet. Hatta al karşına içki muhabbeti yap. Bize ne amaçla yaklaştığını biliyor musun sen bunun? Ha? Kafasında bir şeyler var oğlum. Hissediyorum diyorum sana. Sana bayıldığı için şoförlüğünü yapmıyor bu adam. Bir gün arabayı duvara tosladığı zaman anlayacaksın. Hadi abi hadi. Bırak komplo teorisini. Şirkette görüşürüz. Hadi. Günaydın. Günaydın efendim. Senin işin yok muydu bugün? Erken hallettim. Annemleri hastaneye bıraktım, size yetişeyim diye hemen geldim. İyi yapmışsın. İyi, benim de toplantım vardı. Gidelim bir an önce.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.